Vakit kaybolmasın diye ben buraya bir tane metin kopyaladım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şöyle ikiye kadar olan bölüm şuradaki. Bunlar bizim sayfa kenarlıklarımız. Bunları daha önce anlattığım için tekrardan girmeyeceğim. Bizim şurada gördüğünüz üst kısımda bir cetvelimiz var. Bir de sol kısımda cetvelimiz var. Bu cetveli nasıl çıkartıyoruz? Diyelim ki ekranı açtık. Bizim karşımıza bu gelmedi. Hemen görünüm menüsüne tıkladıktan sonra şöyle burada cetvel kutucuğunun seçili olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle kutucuğu iptal ettiğim zaman gördüğünüz gibi cetvel kayboldu. Ayrıca yine kullanmak isteyen kardeşlerimiz kılavuz çizgilerini de açmak suretiyle bu şekilde de kılavuz çizgilerini kullanabilirler. Peki bizim burada cetvel ne işimize yarıyor? Biz burada yazımız arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şöyle bir yazımızı seçelim. Faremizin sol tuşuyla basılı tutarak giriş sekmesine geldikten sonra burada arkadaşlar şurada yazımızı sola yasla, ortala, sağ yasla ve iki yana yasla gibi seçeneklerimiz mevcut. Bunları ayarlayabiliyoruz. Yine şu kısımdan bizim yazımızın aralığını buradan ayarlayabiliyoruz. Yani yazı paragraf arasındaki boşluğu bu şekilde de ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunu normal haliyle yine bırakalım. Peki biz burada bu cetveli nasıl kullanıyoruz? Öyle söyleyeyim. Biz burada arkadaşlar cetvelimizin şurada gördüğünüz 3 tane şekil var. Yukarıdan bir oka benzeyen, aşağıdan bir oka benzeyen bir de küçük karemiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bizim en alttaki bulunan karemiz sol girinti diyor. Hemen bunu şöyle sola sağa götürdüğüm zaman dikkat edin. Bu şekilde yine her iki yana yaslı olmasını bozmadan olduğu gibi oraya götürüyor. Peki ben bunu tekrardan yerine götüreyim. En üstteki ne işe yarıyor? En üsttekine geldiğimiz zaman arkadaşlar dikkat edin. İlk satır girintisi diyor. Bu ne anlama geliyor? Oraya yine faremin sol tuşuyla basılı tutup faremi ileriye doğru götürdüğümde ne yapıyor? İlk satırımızı içeriden itibaren başlatıyor. Peki yaptığım işlemi tekrardan Ctrl Z ile geri alıyorum. Şöyle fazla aldık galiba. Şimdi yine burada arkadaşlar ortada bir tane var. Bu ne işe yarıyor? Bu da asılı girinti. Bu da ilk satırı bırakıp diğerlerini şöyle ileriye doğru taşıyabiliyoruz. Bu şekilde paragraflarımızı ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta bulunan bu simgede arkadaşlar yine yazımızın sağa doğru birleşmesini sağlayacak. Şöyle onu size göstereyim. Seçeyim öncelikle yazımızı. Buradaki yukarı ok işaretine şöyle alıp götürdüğüm zaman bu sefer de bu taraftan sıkıştırma işlemi bir nevi yapıyor. Peki yine cetvelimizin üzerinde başka neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Cetvelimizle biz yazılarımızı belli aralıklarla da yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu peki nedir? Ne anlama geliyor? Şöyle bakın şöyle biraz ben ineyim. Şöyle indim. Buraya bakın bir tane ben sekme attım. Şimdi buna tıkladığım zaman dikkat edin. Burada ne diyor? 2, 6, 75, 8, 9, 75 gibi değerler var. Biz bunları ayarlamak suretiyle hizalı şekilde yapabiliriz. Peki. Hemen şuradan bakın temizle diyorum. Bunun tamamını temizledim. Sol sekme durak yeri. Mesela 2 dedim. Tamam dedim. Buraya bakın bir tane attı. Peki. 4'e geldim. Buradan faremin sol tuşuyla da tıklayabilirim. 4'e attım bir tane. Bir tane 7'ye atıyorum. Bir tane 10'a atıyorum. Ve şöyle 13'e atıyorum. Peki. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Buraya bir şey yazdım. Şöyle rastgele yazıyorum. Tab tuşuna bastığımız zaman klavyemizin sol tarafında bulunan sola ve sağa ok işaretiyle gösteren hafifçe uzun bir tuşumuz var. Ona bastığımız zaman bir sonraki sekmeye gidiyor. Şöyle yazdım. Ona bastım. Bir sonraki sekme. Dikkat edin arkadaşlar. Yine ona bastım. Yazdım. Şöyle gidiyorum. Bu ne oluyor? Bizim hizalı bir şekilde yazılarımızı yazmamızı sağlıyor. Bu şekilde de yine bunu yapabiliriz. Peki. Biz bunu yazdık. Diyelim ki değişiklik yapmak istiyoruz. Yine bu sekmelerden bir tanesinin üzerine gelip faremizin sol tuşuyla çift tıklarsak
Benim orada yapmış olduğum, tıklamış olduğum gördüğünüz gibi 2, 4, 7, 10, 13 gibi sekmelerin durumlarını burada gösteriyor. Peki ben bunları değiştirebiliyor muyum? Evet değiştiririm, silebilirim. Her türlü işlemi de uygulayabilirim. Şurada gördüğünüz gibi tümünü temizle var. Tümünü temizle dedikten sonra tamam diyorum. Orada bulunan sekmelerin tamamını temizliyor ve yazımızda yine gördüğünüz gibi buraya yapışmış oldu. Pro Dersler kanalımda cetvel ve paragraf kullanımını Word programında nasıl yapıyoruz onu anlatmaya çalıştım. Bu tarz anlatımların şayet gelmesini istiyorsanız arkadaşlar benden talep edebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Siz de bu kardeşinize destek olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.